Arkadaşlar merhaba. Dışarıda kıyamet koptuğu için yani böyle fırtına, yağmur. Bugün aracın içinden size sesleniyorum. Bu haftaki çekimde Citroen C5 Aircross'la birlikteyiz arkadaşlar. Zaten C5 Aircross deyince öne çıkan 3 konu var. Birincisi kendine özel sürüş konforunda çok iddialı özel süspansiyon sistemi. İkincisi koltukları. Üçüncüsü ise bence efsane geniş bagajı ve saklama alanları. Yani Citroen C5 Aircross bence tam bir aile arabası. Aldığımdan beri İstanbul trafiğinde hiç yorulmadan kullanabildiğim C segmenti. Güzel bir SUV diyebilirim. Zaten kuzeni 3008 ile D7 Crossback'i de daha önceden kullanmıştım. 3008 ile aynı platforma sahip. Sadece yüksekliği ve uzunluğu bir tık daha fazla. Onun dışında platformları aynı. Ama dediğim gibi bence C5 demek, sürüş konforu demek, rahatlık demek. Koltukları efsane arkadaşlar. Şu an koltuktan demişken, zaten koltukta da oturuyorken size anlatayım. Böyle sanki salonunuzda böyle o kanepenin koltuğunda oturuyormuşsunuz gibi bir his veriyor. İnanılmaz rahat. Sürücü koltuğu zaten elektrikli, hafızalı, bel destekli, her şey var. Aynı zamanda da masaj yapıyor. Hatta şu an size C5'i anlatırken masajımı da açmıştım. Bir yandan böyle 5 çeşit masaj seçeneği var ve 3 kademeli olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Ve yine bu güzel koltuklar ısıtmalı. Bu soğuk havada beni çok güzel ısıtıyor. Açtım onu da, hatta şöyle göstereyim. İkinci derecede. Aynı zamanda ön yolcu koltuğunun da ısıtması var. Yalnız bu koltuk, bakın şöyle, manuel arkadaşlar. Şey değil, elektrikli değil. Ve dediğim gibi koltuğun süngeri, içindeki malzeme son derece kaliteli. Size anlattığım bu Citroen C5 1.5 dizel motora sahip. Aynı zamanda da Shine donanımı. Yani Shine donanımı da en üst donanım olarak geçiyor. Ve ekstra da böyle yine opsiyonları var alabileceğiniz. Bunlardan biri de bu. Özel işte kahverengi, gri, bej kombinasyonlu Napa deri koltuklar. Gerçekten kalitesi çok güzel. Yine bu iç dizayna da bu kahverengi detayları kullanmışlar. Sade bir görünüme sahip. O Citroen'e özgü şu çizgiler diyeyim. Kullanılan tasarım öğeleri bir Citroen araçta olduğunuzu hissettiriyor. Ön panelin tasarımı bana oldukça sade geldi. Derli toplu geldi. Şahsen beğendim. Kullanımı basit, pratik ve saklama alanları konusunda çok bonkör. Hep derim, ben çok kalabalık bir insanım. Gerçekten eşyalarımı hep bir yerlere tıkıştırma ihtiyacı hissediyorum. İşte gerek kapı içleri, gerek bu ön kısımdaki işte saklama alanları, el kremimi koymuşum buraya, işte içeceğimi koymuşum. Yine burada iki tane içecek yeri mevcut. Şurada ister saklama alanı olarak kullanın, ister telefonunuzu şarj edin. Kablosuz şarj özelliği var. Ama gerçekten geniş bir alanda bulunuyor. Ve burası arkadaşlar efsane. Uzun zamandır gördüğüm en geniş kol dayama alanı diyebilirim. Bakar mısınız içinden çıkanlara? 1 litrelik su, yine yarım litrelik su, yine burada ıvır zıvırlar. Yani ışıklı. Çok ciddi bir alan var burada. Yani makyaj çantama kadar her şeyi almış. Çok güzel. Ya bir de bunların içinde böyle biraz olsaymış, kumaş kaplı olsaymış, ses yapmasaymış çok daha güzel olurmuş tabii. De çok geniş. Torpido da bir o kadar geniş. Ya efsane diyorum ya, tam bir aile arabası. Zaten birazdan göstereceğim arka kısma geçtiğimizde de. Böyle 3 çocuklu bir aile bu arabaya çok rahat sığabilir. Yine ön panelde güzel bir dijital ekranımız var. Bu altındaki düğmelerden de menü detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Müzik dendiğinde radyo, şu kaynaktan isterseniz telefonunuza da bağlanabiliyorsunuz. Yine klimamız burada dijital göstergeden ayarlanıyor. Hiçbir şekilde manuel fonksiyonu yok. Yine şuradan sadece bir tek düğmeyle direkt açıp kapama özelliğini koymuşlar aşağıdan. Ama derecelerine buradan müdahale ediliyor. Kamera çözünürlüğü. Bakalım geri vitese gelelim. İşte çok güzel bir 360 derece kameramız ve geri görüş kameramız var. O anlamda güzel. Hatta böyle
arka görüntüsünü 180 görüş, derece görüş, işte standart görüş, büyüterek gibi 4 farklı modda görebiliyorsunuz. Ama çözünürlüğü birazcık zayıf, onu belirteyim. Ha, iş görüyor mu? Bence görüyor. Bu büyük aracı çok rahat her yere park edebiliyorsunuz. O yüzden hani beklentiyi her zaman da yüksek tutmamak lazım. Bazen işte fiyat, performans odaklı da bakmak lazım diye düşünüyorum. Ya hayatımı çok kolaylaştırdı bu özelliği, onu söyleyeyim. Direksiyonumuz da bu şekilde arkadaşlar. İşte piyano bilek detaylı. Bu şeyde deri koltuklarda kullanılan kahverengi deriye burada da yer vermişler. Kombin yapmışlar. İşte sol tarafta sesle ilgili sesli komut özellikleri. Sağ tarafta da hem de bu dijital kadranın seçimlerini yapabiliyoruz. Kahve. Ah teşekkür ederiz. Isınıyorsunuz. Arabayı ısıtıyorsunuz çünkü de üşüdünüz belki. Çok mersi. Ya çekim yaparken böyle nazik konuklarımız da var. Sağ olsunlar. Taylan Bey sağ olsun bize kahve getirdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çekimimize de böylelikle renk kattı. Bir yudum alalım bari. Aracımız güvenlik donanımları konusunda da iyi sürüş esnasında. İşte adaptif cruise control'dan yarı otonom kullanıma kadar şerit takip uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi birçok özellik aracımızda mevcut arkadaşlar. O anlamda güzel. Levha da okuyor ama levhaları sadece hız levhası olarak düşünmeyin. Aynı zamanda işte bu yola girilmez, bu yol açık vesaire gibi levhaları tanıma özelliği de var. Onu da yazıyor zaten. Çarpışma uyarı sistemi var. Ani fren yapma özelliği var. Gerçekten bu konularda iyi. Arkadaşlar vitesin tasarımı gerçekten çok şık. Ben çok beğeniyorum. Bu PSA'ya özgü 3008'lerde de böyle joystick tarzında benim hoşuma gidiyor. Aynı zamanda manuel özelliği de var. Manuele geçtiğinizde buradan kulakçıklarla da yükseltip küçültebiliyorsunuz vitesinizi. Hep söylerim ben çok sevmiyorum. Belki uzun yollarda keyifli olabilir ama İstanbul için de en güzeli tabii ki otomatik vites. Zaten start stop düğmemiz de hemen burada vitesin başında, güzel bir yerde. Burada da eco ve sport modlarına geçebileceğimiz düğmelerimiz yer almakta. Dediğim gibi çok derli toplu, rahat bir araç. Genel olarak ben sevdim. Bu aracın en öne çıkan özelliği rahatlığı. Eğer böyle uzun yol yapmayı seviyorsanız, ailenizle bir yerlere gitmeyi seviyorsanız, kalabalıksanız, eşya taşıyacaksanız kesinlikle Citroen C5 değerlendirilebilir. Tasarımsal olarak da tabii ki güzel. Bence nispeten yumuşak hatlara sahip. Bir 3008'le kıyasladığımda 3008 tasarım olarak benim gözümde daha ön plana çıkıyor. Hatta ben ona süslü Fransız diye isim takmıştım. Citroen ise daha aile babası, aile arabası. Ben işte her şeyinizi taşırım. Sizi rahat bir şekilde götürürüm. Her yolcuyu da mutlu ederim. Konforlu olarak seyahat sağlarım gibi bence mesajlar veriyor. Sürücüsünden yolcusuna kadar herkes. Arkadaşlar bu arada panoramik cam tavan da çok güzel. İçeriye inanılmaz bir aydınlık ve ferahlık katıyor. Ben çok beğendim. Çift bölmeli, perdeli, elektronik. Rahatlıkla buradaki düğmelerden kontrol edebiliyorsunuz. Araba zaten geniş ve ferah. Cam tavanla da ekstra böyle özellikle arka yolcuların keyfini arttıracak bir konfor, güzellik sağlamış. Ruh sürüyorum saf gibi dur. Komik stam kamera arkası oldum. Ben de öyle bir şey zannediyorum. Bir dakika çekiyorum. Evet, güneşliğimize de bakalım. Ya hep diyorsunuz sarı ışık, beyaz ışık, ayçene takılıyorsun. Ben takılıyorum. Geceliğin beyaz ışık çok daha iyi oluyor. Ben de koyu renk ruj sürdüm. Zaten çok zahmetli bir ruj durmadan çıkıyor. Şöyle tazeleyelim de. İşte böyle kadınlar kullanınca böyle hep diyorlar saklama alanları ne gerek? Gerek. O bagajda yedek kıyafetler, ayakkabılar için gerek. Burada makyaj malzemeleri için gerek. Koyuyorum işte. Burada elf kremim var. Burada rujum var. Her yerde bir şeyim var ki bu normalde kendi şahsi arabam olmadığı halde bu kadar yayılıyorum. Düşünün artık şahsi arabam olsa neler koyacağım içine. Hadi o zaman bir de arka kısmı göstereyim arkadaşlar.
Arkadaşlar arka koltuklar gerçekten efsane. Bir kere 3 eşit parçaya bölünmüş bir arka kısımdan bahsediyoruz. Bu ne demek oluyor? Aslında 3 yolcunun da çok rahat eşit şartlarda yolculuk edebileceği bir arka yaşam alanı düşünmüşler. Şaft tüneli ise yok. Yani yok denecek kadar az diyeyim. Bir parmak kalınlığında inanılmaz rahat. Dolayısıyla buraya 3 kişi çok rahat, bakayım şöyle, sığabilir. Zaten inanılmaz iyi bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de hatırı sayılır derecede iyi. Aynı zamanda bu koltuklar yatabilir, ayarlanabilir olduğu için de yine arka yolcuların konforu o anlamda düşünülmüş. Yine şöyle baktığımda da Isofix alanları da oldukça rahat çocukların otokoltuğu için takılabilir durumda. İşte çocuk otokoltuğunu taktığınızda bile iki kişiyi buraya rahatlıkla oturtabilirsiniz. Hep sıkıntı olur. Aradakiler sıkışır, hatta çoğu zaman da binemez çocuk koltuğu gelince. Dolayısıyla o anlamda rahat bir yaşam alanı var. Yine arka saklama alanları olarak koltukların arkasında fileler var. Bu derileri korumak için plastikle kaplanmış. İşte çocuklar tekmelerse hem kirlenmemesi için hem de deforme olmaması için. Burada yine bahsettiğim gibi biraz sert plastik malzemeler var. Yine bu kahverengi güzel deride kullanılmış detaylarda. İşte bu piyano siyahı tasarımlı. Özetle söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bakalım biraz da sürüş keyfine çıkalım. Yağmur hazır durmuşken şöyle bu güzel C5'i dışarıdan da size bir göstereyim dedim. Bugün tersten başladık dediğim gibi. Rengimiz beyaz, siyah cam tavan. Güzel bir kombinasyon. Ama bu krom detayları en güzel renkli modeller gösteriyor bence. Zaten katalogda da güzel renk seçenekleri var. İsterseniz onları kombin edebilirsiniz. Bu arada titriyorum. Hoşuma gidiyor bu logosunun streni bütünleşmiş bir şekilde yansıtıyor. Modern bir görünüme sahip. Zaten aşağıdaki şu bir kısmı havalandırma çıkışı sanırım ama diğeri değil. Bunlar da kişiselleştirilebiliyor. İçeride de söylemiştim. Kırmızı, burada metalik kullanılmış. Gri olmak üzere 3 renk seçeneği var. Yanda da jantlarımız da çok güzel. Yine siyah, piyano siyah detaylı. Özetle böyle arkadaşlar, işte tavan barlarımız. Şu yine C şeklindeki krom detaylı görüntü. Karartılmış camlarla oldukça şık. Ve anahtarımız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hani aracı açma, kilitleme ve bagajı yine anahtardan açma özelliği var. Ama güzel olan anahtarsız girişimiz var. Buraya bastığımızda bakın kilitleniyor. Ve aynı şekilde tekrar bastığımızda da, yani hatta basmıyoruz, şöyle açmak istediğimizde aracımız açılıyor. Ve anahtarsız çalıştırıyoruz. Evet, arka kısmı da anlatmadan geçmeyelim dedik. Şu güzel siyah Citroen logosu çok dikkat çekici. Aynı zamanda aşağıda böyle krom, gerçek olmayan egzoz çıkışlarımız da var. Bence siyah beyaz, siyah camlı güzel bir kombinasyon olmuş arkadaşlar. Ama asıl olay bagajda. Bagajımız ayakla açılıyor arkadaşlar. Bakalım, açalım. Anahtar yanımız, elimizin kolumuzun dolu olduğunu düşünelim. Ama bu kadar uzun sürerse tabii düşeriz yani yerlere. İşte. Ben o yeri bulamıyorum galiba. Yani canı istediği zaman. Aslında ben çok kolay açmıştım. Bugün bilmiyorum. Soğuk havanın kerameti. Bagaj 580 litre. Gayet geniş. Aynı zamanda aslında arka koltuklar raylı. Arkayı anlatırken söylemeyi atladım. Onları istersek öne doğru itebiliyoruz. Dolayısıyla o zaman bagaj hacmimiz 720 litrelere kadar çıkıyor. Hatta koltukları yatırırsak bu hacim 1600 küsürleri ulaşıyor. Donuyorum gerçekten, cümleyi toparlayamadım. Yani 1600 litrelerin üzerinde bir geniş hacme sahip oluyorsunuz bütün koltukları yatırdığınızda ve 3 koltuk bağımsız olarak yatıyor arkadaşlar. Oldukça fonksiyonel bir bagajımız var. Ve burada yine bir 12 voltluk güç çıkışımız bulunmakta. Ha, bu arada arka kısımda da USB girişi vardı. Telefonlarınızı şarj etmek için sanırım söylemeyi atladım. Burada çantalarımız olduğu için bakayım kaldırabilecek miyim? Şöyle baktığımızda da evet, burada bir tane yedek lastiğimiz bulunmakta. Hatta şurada da güzel bir kutu var. Bunun içinde de işte aletler var. Lastiği değiştirmek için şık bir şey yapmışlar. Malzeme kutusu yine burada da. Yanda saklama alanları mevcut. Bagajımız oldukça
güzel bir fonksiyonel dediğim gibi. Bu şekilde. Başlıyoruz. Yupi. O zaman start stop'a basıp aracımızı çalıştıralım. El frenimizi de indirdikten sonra sürüşe geçebiliriz. Bir kere bu arabada gerçekten yükseklesiniz. Zaten koltuğu istediğiniz gibi yükseklik ayarında ayarlayabiliyorsunuz. Yola çok hakim. Ön camlar inanılmaz güzel açı olarak. Ayna geri görüşü gayet güzel gösteriyor. Birazcık sanki arka kısım tasarımından dolayı arka cam görüşü kısıtlı gibi gözüküyor ama ben gayet alıştım. Zaten kamera destekleriyle vesaire pek bir görüş açılarınızı engelleyen bir şey yok. Yan aynalar da açı anlamında, büyüklük anlamında gayet yeterli. Bu arada ön cam çift kat lamine camdan yapılmış. Yani bu da izolasyon konusunda iddiasını gösteriyor. İçeride güzel bir sessizlik var. Tabii dizel motor kullandığım için motorun sesini alıyorum. Ne kadar almıyor desem yalan olacak. Ama bu çok rahatsız edici seviyede değil. Ayrıca yol ve rüzgar sesi bakımından da oldukça iyi. Hani yüksek hızlarda kullandığımda da rahatsız olmadım. Ama dediğim gibi bu arabanın en güzel tarafı süspansiyon özelliği. Zaten bunu uçan halı hissi diye de yorumluyorlar. Yani sanki yoldan bağımsız bu süspansiyon sistemi sayesinde ayrı bir platformda gidiyormuşsunuz gibi. Yani uçan halıda gidiyormuşsunuz gibi. Çünkü yolun bozukluğunu, çukuru, tümseyi, çıkıntıları size hissettirmiyor o bozuk yollarda. Uzun yollarda da çok rahat, keyifli bir gidiş sağlıyor size. Dolayısıyla gerçekten Citroen 5 demek, sürüş konforu demek ve arabanın içinde de konforlu bir seyahat demek diye yorumlayabilirim. Bu kullandığımız araç 1.5 dizel motora sahip ve 130 beygir gücünde 300 Nm torka sahip. 0-100 km hızlanmasını 10.6 saniyede gerçekleştiriyor ve maksimum 188 km saat hıza ulaşabiliyor. Eğer daha performanslı hızlanma istiyorsanız onun için 1.6 benzinli motor seçeneğine bakabilirsiniz. Ama dizel yakıt tüketimi açısından da biliyorsunuz çok daha avantajlı. Bu kullandığım C5 dizel versiyonun ortalama karma yakıt tüketimi 4.1. Yani gerçekten çok iyi. Ve ben aldığımdan beri epey bir yolda kat ettim. Ya arabanın bu vitesi kolay kolay oynamıyor. Geçen hafta biliyorsunuz Stelvio benimleydi. Yani ikisi arasındaki o 2 litre benzinliydi tabii. Yani ciddi fark var. Bu araba diyorum ya, sürüş konforu, saklama alanları, işte bu ferah geniş hacmiyle, koltuklarıyla ön planda ama bir o kadar da gerçekten ekonomik yakıt tüketimi de diğer bir önemli özelliği diye söyleyebilirim. Ve tabii bu güvenlik donanımları da bir o kadar önemli. Teknolojinin nimetlerine fazlasıyla sahip bir modele biniyoruz şu an. Özellikle bu bahsettiğim yarı otonom, işte sizi şeridinizde tutan ve aynı zamanda da öndeki araca göre mesafesini ayarlayan özellik çok iyi. Uzun yollarda çok rahat kullanabileceğiniz bir özellik. Aynı zamanda direksiyon çok rahat. Onu da bahsedeyim. Sonuçta küçük bir arabaya binmiyorum. Büyük bir araba. Ama dönüşlerde falan tek elimle direksiyonu çevirebiliyorum. Çok ergonomik. O şeyi de, pratikliği de çok hoşuma gitti. Yani özetle söyleyeceklerim bunlar aslında. Eğer böyle kalabalık bir aileyseniz, tatillere gidişte eşinizle, ay yine mi her sene o eşyalar, valizler, o yazlığa gidiyorsanız bitmeyen ekstra götürülecekler. Bunları Citroen C5'e sahipseniz gerçekten dert etmezsiniz. Çünkü bagaj kapasitesi efsane iyi. Saklama alanları çok iyi. Her yere bir şey tıkıştırabilirsiniz. Şurayı dolduramadım. Dolduramadım yani, sular dolu, makyaj şeyim dolu. Yok ama hala boş. Resmen burada küçük bir bagaj alanı var yani. Dolayısıyla C5
hem kalabalık ailenin hem yani bir çocuklu bile olsanız eşya çok taşıyan bisikletiniz ya da işte böyle hafta sonları bir yere kaçmayı seviyorsanız ailecek bisikletlerinizi taşıyabilirsiniz. Kampınızı, çadırınızı, her şeyini arkaya yükleyebilirsiniz. Çok 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 güzel. Evet arkadaşlar, aracın fiyatlarına gelince 3 donanımda satılıyor. Citroen C5 Aircross, Feel, Feel Adventure ve Shine olmak üzere. Feel Adventure 1.5 dizel motora sahip. Feel olansa 1.6 benzinli motorun baz donanımları. Bu anlattığım yüksek donanımda ise her iki motorda da Shine donanım olarak geçiyor. Fiyat olarak hurda teşvik dahil 193.000'den başlıyor. Shine ise hem benzininde hem dizelde aynı fiyat, 257.825 TL olarak geçiyordu web sitesinde. Aralık ayındayız, aralığın başındayız. Güncel fiyat bilgisi böyle. Tabii işte 360 derece görünüm, geri görüş kamera, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi ekstralar da isterseniz o zaman o opsiyonlarla fiyatlar daha da yukarılara çıkıyor. Özetle böyle arkadaşlar. Özetle arkadaşlar, Citroen C5 ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ayrıca bu çekimde Taylan Bey'le de denk gelmek çok güzel oldu. Taylan Erler'le bize kahve verdi biliyorsunuz o şeyi anlatırken. Çekim sırasında tesadüfen. Sonra biz gittik, tanıştık, konuştuk, sohbet ettik. İnşallah ilerleyen haftalarda da birlikte bir çekim yapacağız. Hem karavan dünyasında da bir adım atmış oluruz böylece. Ben de merak ediyordum. Ve tabii arkadaşlar, kanalıma hala abone olmadıysanız ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Bundan sonraki videoları takip etmek için alarm ikonuna tıklamayı unutmuyoruz. Videomu beğendiyseniz de lütfen beğen tuşuna tıklayın arkadaşlar. Beğeniler önemli. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bagajımız sensörlü olarak açılıyor. Anahtarımız yanındayken şu şekilde. Ama açılmadı. Şimdi açacağım inşallah. Bakalım. Ya sabah açmıştım. İşte biraz geç oldu ama belki yağmurlu havadan onun da kafası karışmıştır. Uzaklaştım diye mi durdu ya? Şimdi kapandı. Bir dakika Ahmet. Bunları kullanacağım. Evet.